bu hizmetlere biz katkıda bulunalım. Nasıl katkıda bulunacağız? Senin bir arkadaşın vardır herhalde, tanıdığın. Buraya onu getirmeye çalışacaksın. Bazen içkici olur, kumarcı olur, şu olur, bu olur. Ya gel bir akşam bir arkadaş. Ya Mehmet gel ya, bir akşam gel, bir dinle. Adam geliyor. Allah razı olsun ya diyor Mehmet. Allah diyor, çok değişik bir dalgaydı ya. İzmir'de vardı. Hocam diyor, bu akşam sen takıldık bu konuya. Arkadaş sağ olsun getirdi. Allah diyor, iyi takılmışsın, güzel bir yer. Bakacağız hocam diyor. Biz de diyor, ben akşam takılıyoruz buralara. Tezgah, Kur'an tezgahında diyor. Hocam diyor, bakacağız tezgah falan. Şimdi başlıyoruz dersi yapmaya. Adamı yanımıza oturtuyoruz. Yeni geldi ya, sıkılmasın diye. Adam biraz sonra yere iniyor. Kardeş, estağfurullah hocam. Bakıyor ki iş büyük bir iş. Ulan diyor, ben oraya oturmaya layık değilim. Adam bizi oturttu ama diyor, benim orada oturmamam lazım diyor. Ben kaç paralık adamım. Anlıyor kendisini, oraya iniyor. Kardeş, estağfurullah hocam, ben burada oturacağım. İşte yarın akşam bakıyorsun. Giderken diyor ki, hocam bir maruzatım var. Buyur kardeşim. Ha bizim bir bacanak var hocam, o da sakat biraz diyor. Getirsem olur mu? Getir kardeşim. Burası hastane, sakatlar, hastalar. Gangren olmuşlar, hepsini getireceksin. Tabii ya, hastane ya. Şimdi hastanede doktor giymiş elbiseleri bembeyaz, sedyeyle getiriyorlar. Kan akıyor birinde. Doktor ki, ne bu ya? Götür! Su bir kirletecek. Doktor bey, burası hastane. Nereye götüreceğiz? Pastaneye götüreceğiz. Biz de doktor sayılırız burada. Her çeşit sakat gelecek buraya. Düzelecek. Bir akşam öyle dedik. Dedik bizim, biz sarhoşun düşmanı değiliz. İçkinin düşmanıyız. Kumarcının düşmanı değiliz. Kumarın düşmanıyız. Onun için sarhoş kardeşlerimize kapımız açık. Gelebilirler, burada kafayı bulur giderler. Meyhanede kafa bulunmaz. Meyhanede kafasını kaybeder adam. Rotu çıkmış araba gibi, serseri mayın gibi nereye çarpacağı belli olmaz. Onun için kafayı bulmak isteyen buraya gelsin. Vallahi bir sarhoş varmış bu işe. O da çekmiş. Ben demiş, nurcuların dersine gidiyorum. Hep çağırıyorlarmış onu da. İçkileyim diye gelmiyorum. O gece demiş, geçeceğim lan ne olursa olsun. Arkadaş da demiş, oğlum gitme bak, ağzın kokar. Seni tekme tokat atarlar. Yok demiş, onlar medeni insanlar, atmazlar. Biz de böyle konuşunca adam demiş, tam benim dediğim çıktı. Bekledi cemaat, gitti baktım geldi. Hocam dedi, selamünaleyküm, aleyküm selam. Hocam dedi, açık açık bir şey söylemiştim. Buyur kardeşim. Ben dedi, buraya alkollü geldim. Ne olabilir be kardeş? Desem tövbe! Nasıl gelirsin sen? Olur mu ya? Olabilir dedik. Olabilir. Gelmiş adam. Olabilir. Ama dedi, hocam sen kapıyı sonuna kadar açtın dedi. Kapıyı sonuna kadar açtın, bana cesaret geldi dedi. Ben artık dedi, kendimden tiksiniyorum dedi. Vallahi da billahi de tallahi dedi. Bir daha bu içki içmeyeceğim dedi. Ben yarın sabahtan itibaren gusül abdesti alacağım, sabah namaza başlayacağım hocam dedi. Hemen dedi, bundan sonra meyhaneye götürdüm adamları, artık buraya getireceğim. Nitekim getiriyor. Bakın hep sakatları götürüyor. Abi diyor, arkadaşı fayanstan getiriyor. Yani bir zarf atıyor, ona göre der. Fayanstan. Getiriyor adam. Onun getirdiklerini devlet bile getiremez. Ama o adamı sevdiği için ona diyor, ne oldu sana, bir takılayım bakalım neye gidiyorsun. Öyle kardeşim. Ne insanlar var şimdi davamıza hizmet ediyor. Ya elhamdülillah. Sen böyle şefkatle. Şefkatle, muhabbetle oluyor. Heybet-i İçtimaiye'nin diyor, terakkisine en birinci basamak muhabbet ve uhuvvettir. Muhabbet, sevmek ve uhuvvettir, kardeşlik.